Bir çöpün. Yarışacağız o hafta. Düşmüştük, ağlamıştı ve şimdi mutluyuz. İnşallah seneye de beraber olacağız. Buradan ona selam söylüyorum. Bravo başkan! Bravo başkan! Kendi kendimizi zora soktuk ya. Kendi kendimizi zora soktuk ama güzel oldu. Biz düşürdük, biz çıkardık diyoruz. Nasıl geçti? Senden bir değerlendirme almak istiyorum. Abi biliyorsun futbolda bunlar var. Düşmek de var, şampiyon olmak da var. Önemli olan hani bir sene aralıktan sonra hemen tekrar çakmaktı.
önemli dersler, hatalarımızdan ders çıkardığımızı düşünüyorum. Seneye inşallah iyi bir başlangıç yapıp iyi bitirmek istiyoruz. Geçen seneki olmaz inşallah. Alper, sen altyapıdan çıkmadın ama altyapıdan çıkmış futbolcu gibi oynadın. Evet. Gelecek sezon Süper Lig var tekrar. Ya abi, öncelikle altyapıyla bunun alakası yok bence. Yani buradan ekmek yiyorsun sonuçta. Yani ne Allah ne verse vermen gerekiyor. Burası bana sahip çıktı. Yani ben bunu unutmam yani. O yüzden ben de buraya sahip çıktım düşünüyorum. Fazlasıyla kulüp bana verdiğini düşünüyorum. Ben de fazlasıyla geri verdiğimi düşünüyorum. İnşallah uzun yıllar burada kalırım abi. İnşallah abi, çok teşekkür ederim. Ne diyorsun? Şampiyonluk geldi. Şampiyonluk geldi, geleceğini de biliyorduk. Zaten bunun için yola çıktık. Allah'a şükür bu hedefimi de Allah ulaştırdı. Şimdi bu kulübün geleceği olan kardeşlerimiz bu kulübü daha da iyi yerlere getirecek. Daha da geleceğini devam ettirecek. Bunun için uğraşacağız. Bu taraftarımıza da armağan olsun. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. İnşallah onlara hak ettiği şampiyonluğu yaşatmışız. Şimdi bir maç kaldı, Adana Demir maçı. Bu taraftar açısından da çok önemli bir maç. Şampiyon olarak çıkacağız diyelim mi? Tabii ki. Tek hedefimiz o. Tek hedefimiz o. Şampiyon olarak çıkacağız. Abi Rami, en çok bu sezon senin forma giymeni istedim. Altyapı bizim için önemli. Gençler Birliği taraftarları açısından da önemli. Oynadığın maçlarda da güzel performans sergiledin. Şimdi tekrar Süper Lig'de. Abi gerçekten yani sezon başından beri tek hedefimiz zaten. Benim oynamam önemli değil. Yani şampiyonluğu gerçekten istiyorduk yani. Allah nasip etti ve inşallah seni İlker kardeşimle beraber burada olmak istiyoruz. Gene inşallah Avrupa'ya gitme hedefimiz olur inşallah. Yani buradan İlker kardeşime de selam söylüyorum. Ona armağan ediyorum. İlker mesajını bir daha alalım. Geçen sene maçta ağlamıştı. Evet, hepimizin son maçta duygularıyla oynamıştı aslında. Hepimiz ağlatmıştı İlker. Keşke bu maçta yine sahada İlker'i görebilsek diyorum. Keşke, inşallah. Ya zaten maçtan sonra direkt beni aradı kendisi ve yine ağladı yani sevinerek ve beraber inşallah seneye de bu takımda Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz inşallah. Şimdi altyapıdan Taha var, sen varsın, Ahmet Oğuz var, Berat var. Çok güzel bir jenerasyon da geliyor aslında bakarsan alt tarafta. Ya bunun örnekleri de var abi. Ahmet Çalık, İrfan Can, İbrahim Pehlivan falan. İnşallah seneye de daha altyapıdan gelecek oyuncularımız var. İnşallah onlarla beraber iyi bir jenerasyon yaşayacağız. İnşallah abi. Sana daha İnşallah. Çok uzun yıllar bu mikrofonu uzatacağız. Teşekkür ederim. Beraberiz. Ahmet, ben bu konvoyu en son Sporting Lisbon maçı dönüşü görmüştüm. 2002-2003-2004 sezonu. Ondan sonra Gençler Birliği taraftarı birincilikte dahi olsa şampiyonluğu yaşadı. Üzücü olan taraf, küme düşen takımda da sen vardın. Evet. Şimdi çıkan takımda da sen varsın. Çok geçen şükür. Seneki bu tarihteki hüzün, bu seneki mutluluk. Senden ben. Evet. Çok şükür Allah bize nasip etti. Ama sezon başında söylemiştik, şampiyon olmak için kalıyorum demiştim. Allah da bunu bize nasip etti. Hayatımda ilk defa şampiyonluk yaşadım. Bunu bu kulüpte, özellikle bu kulüpte yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü benim Gençler Birliği sevdam, herkes biliyor. Çok şükür bu takımda kalemle ismimiz yazılmıştı. Geçen sene düştük çünkü. Ben vardım. Bunu düzeltmek için kaldık. Allah'a çok şükür. Allah da yüzümüzü kara çıkartmadı. Bu sene de altın harflerle yazıldı ismimiz. Şimdi Gençler Birliği'ni hak etti. Yazılması için bir maç daha var. Ve şampiyonluk için çok önemli bir maç. Evet. Taraftarlar adına bir söz istiyoruz sizden. Şampiyon çıkacak mı Gençler Birliği? Tabii zaten bizim de hedefimiz sezon başından beri şampiyon olarak çıkmak. Birinci olarak çıkmak. İkinci çıkalım diye bir düşüncemiz olmadı hiçbir zaman. İnşallah bunun sözünü veriyorum, haftaya birinci olarak çıkacağız, şampiyon olarak çıkacağız. Tüm Ankaralıları maça davet ediyoruz. Tüm Ankaralıları davet ediyoruz çünkü şampiyonluk maçı, hep beraber sevineceğiz. Çok teşekkürler abi. Çok bu sezon geldin takıma. Evet. Şampiyonluk yaşadın. Evet. Özellikle Altay maçındaki kurtarışlarınla taraftarın kalbinde gördüm. Evet. Tatkı. Altay maçını aldı orada şampiyonluğu getirdi. Ben de tam onu söyledim aslında. Şimdi şöyle. Ne hissediyorsun? Tabii ki şu an çok mutluyuz yani. Bunun tarifi yok. Burada Emrullah'ın Altay maçı değil, Selçuk'un ilk yarıdaki Altay maçı, ikinci yarıdaki İstanbul Spor maçı, ne bileyim Yasin'in Giresun'da attığı, yani bu fark etmiyor. Biz sadece görev verildiği zaman görevi yerine getirmeye çalıştık. Çok şükür bunda da mutlu sona ulaştık. Ama şöyle bir gerçek var. Dışarıdan görüldüğü zaman,
daha doğrusu dışarıdan bakıldığı zaman sezon başından bu yana Gençler Birliği şampiyon oldu, Gençler Birliği şampiyon olacak diye bir algısı vardı ama hakikaten biz bu işi buraya getirene kadar tırnaklarımızla kazdık yani. Evet. Çünkü Türkiye'de seyirci sayısı çok yüksekler. Binlerce, yüz binlerce olmayıp da camia olmayı başarabilmiş nadir kulüplerden birisi de Gençler Birliği kulübü. Geçen sene 28 Nisan'dı galiba. Mart, Nisan, Mayıs. 28 Mayıs, Nisan'dı. Mayıs. 22... 28 Nisan. 28 Nisan'da ben 28 sana bu Nisan mikrofonu Manisa'da soyunma odasında açmıştım şampiyonluk röportajıydı. Bu sene yine şampiyonluğu yaşıyorsun. Geldin, çok fazla forma şansı bulamazsan daha önemli işler yaptın. Ne hissediyorsun? Bir Gençler Birliği nasıl? Tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. İki tane aynı şehrin takımıyla iki sene üst üste şampiyonluk yaşadım PTT Ligi'nde. Benim için gurur verici bir şey. Böyle bir camiayı da hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz gerçekten. Burada çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Zaten kulübün yapısında öyle bir aile ortamı söz konusu. Güzel bir sezon geçirdik. Komple takım olarak çok güzel bir sezon geçirdik. Haftaya kazanırsak eğer 73 puanla bitireceğiz. Bu da PTT Ligi'nde herhalde Başakşehir'den sonra en yüksek, en yüksek puanı toplamış olacağız. Gerçekten çok mutluyuz. Taraftarımız da geldi, bizi havaalanına karşıladı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Güzel duygular. Sen de bu duyguları bizde iki senedir tadıyorsun. Bir öncesi de var. İkincilikten öncesi de var. Öncesi de var. Senin de üçüncü senen. Bizim ikinci senemiz. Çok şükür Allah yüzümüze baktı. Her şey yoluna gitti. Her şey umduğumuz gibi gitti. Gerçekten çok mutluyuz. Biz de siz de bizi takip ettiğiniz için, bizle beraber yollara düştüğünüz için, bizle beraber soyunma odalarına girdiğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya güzel bir hizmet verdik iki sene. İnşallah böyle devam eder. Bu soruyu sorabileceğim tek futbolcusun. Geçen sene Ankara Gücü için futbol oynamıyor, şampiyon oldu deniliyordu. Bu sene Gençler Birliği için futbol oynamıyordu, şampiyon oldu deniliyor. Bu iş nedir? Yani futbol oynamadan mı şampiyon olmuyor yoksa birincilikte böyle bir olay mı var? Ya şimdi futbol oynamadan diye bir şey yok. Şimdi Afyon futbol oynuyor desen küme düştü. Yani bunun lamacı mı yok? Önemli olan bu ligde puan toplamak. Yani puan topladığın zaman üst sıraları oynuyorsun. Yani şimdi bizim yerimizde olmak isteyen 15 tane takım var. Şu anda her şeyini verebilecek 15-16 tane takım var. Yani önemli olan bu ligde puan toplamak. Biz de geçen sene çok iyi puanlar topladık, iyi maçlar kazandık. Bu sene de öyle. Şimdi Gençler Birliği ile beraber çok önemli maçlar kazandık, önemli puanlar topladık. Ben bu ligin mücadele ve puan toplamak olduğunu söylemek istiyorum. Çok iyi puanlar toplayıp şampiyon olduk. Daha bunun ötesi yok yani. Bu mutluluğun ötesi yok. Çok teşekkürler. Hadi hayırlı akşamlar. Gittiğin takımı şampiyon yaptı. Geldi abi. Şampiyon olduk. Evet. Bir maçımız var. Artık şampiyonluk diyelim buna. Onu da kazanacağız inşallah. İnşallah. Bütün Gençler Birlikleri'ne önce hayırlı olsun. Çok şükür 11 aylık zorlu bir maratondan sonra bugün mutlu bir sonuçla Gaziantep'ten dönüyoruz. Daha önce Gaziantep'te acı bir şey yaşamıştık. Rahmetli başkanımız da bir Gaziantep maçı öncesinde kaybetmiştik. Şükürler olsun. Zorlu bir süreç. Uzun bir maraton. Ama en azından böyle bir sonucu bekliyorduk. Hazırlıklarını 11 ay öncesinden yapmıştık. Zaten bizim yerimiz Süper Lig. TFF 1. Ligi de gördük. Bu lig çok farklı bir lig. Bu lig çok zor bir lig. İleride daha konuşacağımız çok güzel şeyler olur. Bu yolda bize destek veren, olumlu fikirlerini beyan eden, iyi niyetli eleştirilerini yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin büyük katkısı var bu şampiyonlukta. Hayırlı olsun tekrar camiamıza. Hiç konuşmadınız abi. Siz de yönetimde kimse konuşmadı. Ama sezon başından beri geçen seneki hataları telafi edercesine doğru işler yapıldı. Konuşmadık ama söylenenlerin hepsini not aldık. Söylenenlerin hepsinden kendimizce dersler çıkardık. Tekrar söylüyorum. İyi niyetli bütün olumsuz düşünceleri
eleştirileri bile dikkate aldık. Herkesin büyük payı var bu işte. Bizi destekleyenlerin, bizimle aynı fikri paylaşanların ve eleştirilerini yönetenlerin, bu kulüpte geçmişte büyük emekleri, hizmetleri olan abilerimizin de büyük emeği var, büyük desteği var. Ben herkese teşekkür ediyorum. Tekrar camiamıza hayırlı olsun. Hasta hasta gittiniz bir de Gaziantep'e. Evet, evet. Ben 5 gündür... Burada taraftarlar kiminle konuşuyorsak gözyaşlarımıza hakim olamak evet. dediler. Herkes vallahi ağladı. Ben geçen pazar gününden sonra yatağa düştüm. 5 gün bir yoğun tedavi sürecinden sonra dün takımın yanında olma zorunluluğunu hissettim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte. Biz takımı orada da yalnız bırakmadık. Bugün sabah zaten biz bu ışığı görmüştük. Bugün sabah bu maçın bizim lehimize sonuçlanacağını net gözlerimizle görmüştük. Tekrar camiamıza hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çocukluktan beri aslında beraberiz diyelim. Aynen. Gençler Birliği geçen sene bir kaza geçirdi. Bu sene tekrar çıktı. Ne oldu? Nasıl bitti? Sen de görüyorsun. Vallahi ben söyleyecek duygu kelime bulamıyorum ki. Benim bu üçüncü şampiyonluk yaşayışım. İki kupa şampiyonluğum var. Ne söyleyeyim? Benim duygularımı kimse yaşayamaz. Çocukluktan beri beraberiz. Daha doğrusu senin çocukluğundan beri doğru. Şimdi oğlum da yanında. Aynen. Şampiyon olduk. Ne diyorsun? Vallahi çok gurur duyucu bir şey. Hele ki İlhan Cavcam'ın isminin verildiği bir şeyde küme düşmek kadar üzücü bir şey yoktu. Bu sevinç her şeye değer. Biliyorsun tribünde yan yanaydık. Her zaman yan yanayız. Taraftar Gençler Birliği'nin her zaman arkasında. Bu ufaklıkta aynı şekilde doğduğu, büyüdüğü Ankara'nın takımı Gençler Birliği'ni tutacak. İnşallah devamı da gelecek. Yine Avrupa'ya hep beraber gideriz inşallah. İnşallah. Şampiyon olduk. Hayır. Üstü ya haftaya şampiyon olacağız. İlla kelimelere takılacaklar, illa şey yapacaklar. Burada olmadık ikinci de lan. İkinci de şampiyondur. Bu ligde böyle. Bir iki çıkıyorsa ikinci de şampiyondur. Nasıl duygular? Beraber maç izledik. Çok mutluyuz bakalım. Aynen. Biz maçı çok... kalabalık izledik. Kadın taraftara soru sormuyor bu arada. Bununla dikkatini çekmek isterim. Ben torpili fırlattım. Ben konuşayım. Tabii. 45 senemi bu kulübün üyesiyim ve Gençler Birlikli olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Ne mutlu ki Gençler Birlikliyiz. Ne mutlu ki bugün şampiyon olduk. Herhalde benden daha mutlusu olamaz. Bizlerden. O zaman siz buradayken söyleyin, bu galibiyet Hamdi abimize gelsin. Kesinlikle. Bu evet. Galibiyet Elvin Buğra'ya gelsin. Evet. Sinan Badal'a gelsin. Engin Ural'a gelsin. Ural'a gelsin. Ural'a gelsin. Evet. Evet. İnşallah. İnşallah bundan sonra iyi bir yönetim, iyi bir transferlerle akıllı işler yapar bu kulüp. Yanlış yapmaya hiç tahammül yok bu kulübün. Gördük işte yanlış yaptık. Yanlış. Başımıza neler geldiğini bir sezonda gösterdik. Bülent'ciğim yanlış yapmaya bu kulübün hiç hakkı da yok, şeyi de yok. İnşallah yanlış yapmayız. İyi yolda gideriz ve iyi oluruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nedim, ben en son bu kalabalığı Sporting Lisbon dönüşü yaşamıştım. Evet. Bir de 2001 Türkiye Kupası sonrası. Evet. Ama bu başka bir şeydi. O başka bir şey. Anlamlı bir şey. Biz orada bir ekstra bir şey yaşıyorduk ama bu sefer artık yaşam mücadelesiydi Gençler Birliği açısından. Tribünlerde önemli bir oluşum yaptınız. Bir neler hissediyorsun? Valla ya çok karışık duygular içindeyiz aslında. Biz sene başından beri dedik ki bir sloganımız vardı. Bu sloganı hiç unutmadık. Dedik ki ne geçmişi unuttuk ne yarınlardan vazgeçtik. Gençler Birliği taraftarını çok özetleyen bir kelime. Geçmişi unutmadık ama armaya sonuna kadar sahip çıktık. Kendi emeklerimizle, alın terimizle o tribünlerde öyle şeyler yaptık ki bayrakları kendi elimizle diktik. O kartonları kendi elimizle kestik. Ne bileyim her şeyi candan gelerek yaptık. Tamam mı? Niye? Çünkü biz bu armaya sevdalıyız. Biz böyle gördük. Hamdi Nergiz'den, Zeki Baba'dan, diğer büyüklerimizden hepsinden böyle gördük. Biz sonuna kadar armaya sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz. Ama şunu unutmamak lazım ya. Unutmamak lazım. Geçen seneydi. Biz gözyaşları döküyorduk 12 Mayıs'ta. Gözyaşları döktük. Gözyaşları. Bugün de gözyaşı döküyoruz. Bu yeni bir başlangıçtır. Yeni bir başlangıçtır. Ama geçen senekileri de unutmamak lazım. Kesinlikle. Ne geçmişi unutacağız ne yarınlardan vazgeçeceğiz. Evet. Bunu unutmasın hiçbir taraftar. Ne geçmişi unutuyoruz ne de yarınlardan vazgeçiyoruz. Gençler Birliği tarafları dimdik ayakta. Ben yokken mikrofona konuşmak kolay. Bir de benle konuş. Seninle konuşmak daha kolay ya. Özcan'la falan konuşmak daha zor yani. Ya, ne diyorsun? Yani zor, gerçekten zor. Kabus gibi bir sezon geçti. Ya şimdi buradaki insanların hepsi bu sene çok acı çektiler. Her şeyden önce. 22 galibiyeti var bu takımın.
3 maçı çıkartıyorum, 19 galibiyetin tümünde acı çektik yani. İstediğimiz gibi bir oyun olmadı hiçbir zaman ama sonuçta işte buradayız, ligdeyiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür yani. Geçen sene yaşadıklarımız ortada. Çok da güzel bir senaryo oldu işin garip tarafı. Yani Ümit Özatan'ın Adana Demirspor'a gitmesi, bizim son maç Adana Demirspor'la oynuyor olmamız ve Ümit Özatan'ın Ankara'ya geliyor olması. Yani bunu herhalde kalemle yazsak hiçbirimiz yazmazdık bu kadar, o kadar da olmaz falan derdik yani. Evet. Şimdi bugün şampiyonluğu yaşadık, lige çıktık, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek haftada ufak bir hesaplaşma olacak. Daha iyi denklemler var. Giresun'un Adana Demirspor'u yenerek ligde kalmayı garantilemesi, orada Erkan Hoca'nın olması falan. Tabii. Çok enteresan şeyler oldu. Hikayeler geri dönüyor. Yani şampiyon olduk, Real Madrid'in de bırakıp Adana Demirspor maçını kazanarak gençler birinin çıkması lazım. Yani kesinlikle Adana Demirspor maçını kazanmalıyız. Takım biraz da rehavet yaşasın ya bu takım. Yok. Ama Necdet abi bugün Alkaralar'da söylemiş şeyde, forumda Necdet abi. Düşümüzü kaşıyacağız abi yani ilk defa. Yani 22 defa galip gelmişiz. 19'unda rahat rahat oturmamışız. Hep bir farklı ve çoğu son anda gelen galibiyetler. Gelecek hafta ilk defa tribünde döşümüzü kaşıyacağız yani. Vaa, enteresan oldu. Bu kadar zorlanacağımızı düşünüyor muydun? Daha doğrusu sen sezon başında şampiyonla aynı oynuyor muydu bu kadroyla? Veya bu kadar zorlanacağımızı düşünüyor muydun? Ya aslında kadro fena değil. Yani kadro iş yapacak bir kadro ama lig biraz bizim alıştığımız şeylerle gitmedi. Öyle değil mi? Yani lig biraz bizim alıştığımız dinamiklerde değil. Dinamiklerde değil, aynen. Biraz aslında Süper Lig'de bile bu takım geçen sene Ümit Özat belası olmasaydı ligde kalabilecek bir potansiyele sahipti. Ama alt lige uyum sağlamakta, işte oyuncuların alt lige gelmeyi kabul etmesi, o kafalarındaki sorunlar biraz yansıdı. Erkan Hoca ilk başta bunları iyi çözdü. Yani hakkını vermek lazım. Bir takım yarattı. Ne kadar da zor kazanan bir takım olsa da bir takım yarattı. Galibiyetler geldi. Havamızı bulduktan sonra daha inandı herkes. Ama sonlara doğru biraz nefesimiz daraldı yani. Neyse ki lig daha uzun değil. Son haftalardaki oyuna bakınca yani ligin daha uzun olmadığına şükrediyorum. Sen şimdi İlker fotoğrafı paylaşmışsın. Biraz da rakiplerin de hediyesi var bu arada. Tabii, sözünü tabii. Kesiyorum. Şans var. İlhan Cavcav farklı. Çok iyi kadrolar vardı. Mesela Adana Demirspor'un kadrosu çok iyi. Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Şimdi işte playoff tamı değiller mi, o tartışılıyor. Osmanlı sonradan arkadaşlar. İş kadro kurmakla yani. Da bitmiyor. Yani bu iş çok yani uzun soluklu maratonlar. Uzun soluklu maratonlar çok farklı dinamiklerle dönüyor. Takımı iyi kurmakla da bitmiyor. Biz birçok şeyi aslında doğru yaptık ama sahaya biraz daha üretken, daha çok mesela 40-49 golle biz şampiyon olduk yani, daha fazla skor üretmemiz. En beğendiğin çocuklardan bir tanesi. Evet Berat. Rami. Şimdi bu çocuk, bu arkadaşımız Berat bu arada. İşte, Rami. Rami, pardon, özür dilerim. Bu çocuk topa ilk teması, bu takımın ve bu ligin en iyi oyuncusu. Gerçekten. Ve gelecek sene Süper Lig'de çatır çatır Adana'yı isteyecek. Buna inanıyoruz. Sadece çalışmaya devam etsin. Karabük maçında yaptıkları bile birçok şeyi anlattı bize yani. Topa ilk teması bilen bu takımda Sesenyon ve Rami var. Sesenyon artık yaşlanıyor ama Rami ile seneye çok fark yaratacağız. Umarım aynı şekilde devam edecek yani. Sen bugün İlker paylaşımı yaptın. İlker aramış. İlker bugün burada, bir önümüzdeki maçta burada olmalıydı. Bu şampiyonlukta İlker de olmalıydı dedi Rami. O da umarım seneye de ağlamış hatta. Sen anlat istersen İlker olayı. Ya benim maçtan sonra direkt aradı kendisi zaten telefonda ve gene hüzünlüydü ve ağlayarak konuştu ve inşallah dedi seneye beraber oluruz falan dedi. İnşallah Trabzonspor gibi biz de Avrupa'ya oynayan altyapıdaki oyuncularla beraber Avrupa'ya oynarız diye bir şey söylemde bulundu bana. Ya bir de bugün dikkat ettiniz mi? Berat bugün röportaj veriyordu Beyin Sports'a maçtan sonra. Ağzında diş telleri var Berat'ın. Evet. Bugün Mert maçı alacak. Yani çok aslında çok oyun olarak çok bir şey üretmediğimiz maçta maçı alacak hareketi yaptı. Rami attı. Evet, golü attı. Hareketi yaptı ve golü attı. Rami kenarda hazır bekliyor. İşte bizim biraz fabrika ayarlarına tekrar dönmemiz gerekiyor. Bunu Süper Lig kulüpleri bu sene biraz keşfediyor. İşte Trabzonspor, Beşiktaş keşfediyor. Biz bunu daha önce bulmuştuk. Bundan vazgeçtik ve böyle oldu. Tekrar fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Onunla işte Rami gibi, Berat gibi, Mert gibi çocuklarla bu işin yolu açılacak yani. Başarılar diliyorum bundan sonra. Şampiyonluk geldi. Emekçi muharrem! Emekçi muharrem! Emekçi muharrem! Valla çok mutluyuz. Çok güç oldu ama güzel oldu. İnşallah bundan sonra iyi gideriz. Süper Lig'de daha başarılı oluruz. Olduk dediğin veya korktuğun zamanlar ne zamanlardı bu senelikte?
Bu sene şu an hatırlamıyorum heyecandan dolayı. Onu daha sonra konuşuruz. Takımdaki en sevdiği futbolcu hangisi? Hepsi de birbirinden karakterli ya, insanlar. Valla hepsi de karakterli. İstiyorum. Hepsi de karakterli insanlar. Tribünler hareket bu Muharrem. Hepsini istiyorum. Hakan iyi oynadım seni. Hepsi de karakterli insanlar. Gerçekten de. Hepsi düzgün insanlar. İnşallah seneye de güzel ekip kurulur. Daha takım oluşur. Emekçi Muharrem, emekçi. Bir üçlü çektireceğiz. Emekçi. Hadi Hakan Hocam hadi. Bir emek var. Bir üçlü çektir. Bir üçlü çektir. Emekçiye bir üçlü çektir. Hakan. Polisin Hakan Karakoca. O internet sitesinde sosyal medyada haberleri yapan, Gençler Birliği'nde olan biteni bizimle paylaşan arkadaş aslında. Hakan sen sadece kulübün çalışanı değilsin. En kova taraftar kadar taraftarsın. Evet. Aynı kabusları, aynı koltuğu, aynı rahatlıkları sen de yaşadın bu sene. Ne hissediyorsun? Ya aslında ya bu gecenin tarifi yok. Ya kaç kere Gençler Birliği şampiyon hayatımız boyunca. Belki bunu göreceğiz. Belki bir tane daha göreceğiz ekstra ama ya çok mutluyum. Yani herkes, futbolcular, işte personel, tüm abilerimiz çok mutlu. Yani böyle bir gece yaşadığımız için inanılmaz mutluyuz. Çıkmadan önce bir şimdi fotoğraf öyle böyle bu sezon geçti ama bir sakatlıklardan yana bir dertliydi bu kulüp. Yok bu sene o açıdan çok dertli değil. Yok muydu? Yani şöyle aslında yaşlı bir takımla yola çıktık. Normalde hani 30 yaş üstü sporcular her zaman bir sıkıntı olur. Biz bu sene daha da yaşlı bir takımdık ama genel olarak yani hem çalıştığımız teknik ekiplerle hem oyuncuların birlikte çok iyiydi artık aslında. Bu işin şakası. Bir Mert'in sakatlığı oldu. Takımı ciddi sıkıntı yaratan. Bu hafta bir Claro'nun sakatlığı vardı. Aha. O da ligin boyu uzadıkça zaten normal şeylerdi. Yani ama çok, sen de sadece kulübün çalışanı değilsin, aynı zamanda bir taraftarısın. Tabii. Yani çok olağanlı şeyler yaşamadık. Çok olağanlı şeyler yaşamadık bu sene. O açıdan şeydi. Hani bizim açımızdan da nispeten rahat bir sezon geçti. Ya başından beri aslında biliyorduk yani ben ya bu işe ne zaman inandın dersen ikinci hafta Altınordu deplasmanında çok net bir şekilde ben anladım ki hakikaten şampiyon olacağız. Dönem dönem sıkıntıya girdi ama yani çok güzel bir ekip oldu. Takımdaki arkadaş çok iyiydi. Özellikle Selçuk, Nobre'nin hakikaten Selçuk olmazsa olmazıydı bence bu takımın. Yönetim çok iyi işler yaptı bu sene. Her şey yolunda gitti. Çok güzel bir grup vardı, futbolcu grubu. Sonunda da şampiyonluk geldi. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Futbolcuların hepsinden razı olsun. Gençler Birliği'nin ne düştüğü, kalktı, kalkmasını tekrardan bildik. Düştüğümüz yerden kalktık. Allah onlardan bin kere razı olsun. Nasıl bir sezon geçti sence? Yorucu bir sezondu. Hiçbir zaman için yarıştan kopmadık. Hep devam ettik. Tüm sağlık ekibiyle beraber elimizden gelen gayreti gösterdik. Şampiyonlukta bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Futbolu futbola benzemez. Benzemez tamam, ama. Oyun daha sert olabilir ama çekişmesi, rekabetin sonundaki mutluluğu da biraz daha farklı oluyor galiba. Zor abi valla bugün özellikle tabii biz takımımızı, yüreğimizi her zaman destekliyoruz deplasmana gitmesek de. Valla bütün gün boyunca baş ağrısıyla bekledim maçın sonucuna kadar. Çok şükür çocukların, bütün teknik ekibin, yöneticilerimizin, idarecilerimizin, müdürlerimizin, herkesin eline, koluna, yüreğine, bileğine, ayağına sağlık. Tırnaklarıyla hakikaten kazıya kazıya geldiler buraya kadar. Herkesi yürekten tebrik ediyorum abi. 4 hafta kala 9 puan farkı yapmışsın. Evet. Arkadan gelen rakibinle ikili averajla sadece gerisin ve o son 3 haftada sadece 1 puana ihtiyacın var. Evet. Bu stres sana normal geldi mi? Ben çünkü ben de çok stres oldum ama biz niye stres oluyoruz? Biz lider takımız. Herkes bizim altımızda diyorum. Doğru. Ama abi şöyle düşünmek lazım artık bir yerden sonra. Hani zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır yani. Diyecek başka bir şey yok yani. Çok mutluyuz. Ben teşekkür ederim abi.